Evet, sevgili dostlar, genel müdürümüz Sayın Reşat Bey'le Şef Plas'taki serüvenimiz devam ediyor. Tatlı sohbetimize, çaylarımızı içerek devam ediyoruz. Evet Reşat Bey, mutfağımıza girdik. Biraz ocaklarımızda, ustalarımızla beraber çalıştık. Evet. Sevgili Kürşat ustamızın o maharetini görüntülemeye çalıştık. Yemeklerimiz pişerken neler söylemek istersiniz? Sektöre dair, Şef Plas'a dair. Nasıl başladık? Pandemi, Mart ayı, servisler, bunlara tek tek gidersiniz, çok seviniriz. Bir daha yine herkese merhabalar. Merhabalar. Bu arada hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok şimdiden afiyet olsun. Çok sağ olun. Şimdi biz pandemi döneminde tabii ki en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi de gıda sektörü oldu. Biliyorsunuz malumunuz içeriye salonumuza müşterilerimizi davet edemedik, ağırlayamadık. Ama olsun, biz de ne yaptık? Devletimizin vermiş olduğu bir kararla İçeride ağırladığımız müşterilere aynı lezzeti onların kapılarına kadar hani servisimizi yaptık. Dedi ki bizim kendi bir müşterilerimiz var, bizim lezzetimizle. Biz zaten kendi müşterilerimizin fikirlerine göre, fikirlerine çok saygı duyarız. Ve onlardan gelmiş olan yorumlara göre de çok hareket ettik. Feedbackleri, geri dönüşümleri evet, geri dönüşümlerle ilgili. Çünkü çok... Instagram'ı kullanıyorsunuz. Tabii. Belki de Facebook'tan size siparişler geliyor ve yorumları da geliyor. Şimdi biz kendi sipariş ağımızı oluşturduk. Uygulama üzerinden de biz şu an ciddi siparişler alıyoruz. Artı kendi WhatsApp hattımız var. Merkezi sipariş hattımız var. Oradan gelen siparişlerin dışında artık samimi olduk müşterilerimizle, öyle diyelim. Onlardan gelen olan tepkilere göre işte az önce anlattığım gibi bir şey yapmış olduk. Yol haritası çizdik. Pandemi dönemi biraz çok şey olur tabii ki, gönül ister ki müşterinin burada birebir hani ilgilenirsin. Bu hizmet sektörü. Hizmet sektörü bildiğiniz gibi biraz ciddi bir şey. Çünkü yani hizmet hata ediyorsun. Hata kabul etmez. Şimdi pakette tabii ki onu da bir üst düzeye çıkarmış olduk. Biz bunu Mart ayında başladık biz bu pakete. Biz Mart ayında pakete başlarken aslında normal lokanta da açıkken, belki normal müşterilerimiz gelirken siz biz bu yeni, günleri belki de görerek tahmin ederek aynen tahmin de biraz var. Öyle işte, şimdi bu pandemi döneminde artık dediğimiz gibi tamamen paket servisine yöneldik ve İstanbul'da herkes tatsın diye bu lezzeti çok hızlı bir şekilde bayilikleri vermeye başladık. Şu an 6. şubemizi açıyoruz, yani az önce 5 dedik, bir de 6 var. Ben şimdi onu da bugün size de evet bildirmiş olayım. Aynen, Esenyurt ve Beylikdüzü şubelerimiz geliyor inşallah Allah'ın izniyle. İşte böyle, yani planlarımız bu şekilde. Biz istiyoruz ki İstanbul'da bir tıkla, bir aloyla yani bir uygulama üzerinden bir tıkla hemen bizim lezzetlerimizi insanlarımız tadabilsin. Orada bir açık yorumlar bıraktık kendi uygulamam üzerinden. Açık, herkese serbest, oraya herkes kendi yorumunu yazsın diye. Hani hizmet kalitemizi yükseltmek adına öyle bir sisteme girmiş olduk. Tabii ki dediğim gibi 2022 senenin sonuna kadar inşallah Allah'ın izniyle İstanbul'un her yerinde, her noktasında bizim lezzetlerimizi tadabilecekler. Şef Plas artık kulaklara küpe, gözlere nazar boncuğu gibi. İnşallah. Niyetimiz öyle. Şef Plas zaten sloganı da belli. Artısı lezzetinde. Tabii ki biz lezzetimizle ön plana çıkmak istiyoruz. Tabii burada bir 30 yıllık da bir sektör deneyimi var değil mi? Onu da hatırlatalım mı? Bizim imalat tarafında şöyle diyeyim. İmalat departmanında Gürşat Bey'le de az önce bir kısa bir şeyimiz oldu. Konuşmamız oldu zaten sizin önünde. Ya Gürşat Bey'in tabii ki 30 yılı aşkın bir süresi var, tecrübesi var. O tecrübelerden faydalanarak artı tabii ki her işte bildiğiniz gibi sürekli güncellemek lazım, üstüne koymak lazım. Ben 18 senedir gıda sektöründeyim. Her gün her şeye açığız. Tabii ki 18 sene işte şey değil. Kısa bir zaman değil. Ama bizim için dün başladık gibi hani hatırlıyoruz. Ben küçük yaşlardan, yani bu işim, ben de mutfağından büyümeyim. Evet. Ama ustalarımız tabii ki belki biraz daha sizlerin yaşça büyük olan ustalarımız. Evet. Kadromuz bu konuda daha da belki de geçmişe yönelik tecrübe taşıyorlar. Aynen. Benim işte ikinci mesleğim olarak yani finans üzerine ben okudum. Onun üzerine tabii ki markanın büyümesi adına elimden gelen her şeyi yapıyoruz. Tabii büyüklerimizin tavsiyelerini de önem veriyoruz. Ama buradaki en güzel nokta sevgili dostlar, ben şunu fark ettim.
gıda ürünlerinin yapıldığı bir mutfak olduğu ya da pişirildiği için değil. Burada gerçekten sıcak bir ortam var. Yani ocaklar sıcak, belki ya da aygazlarda güzel sıcak yemekler pişiyor ama bundan daha önemlisi güler yüzlü ve tatlı bir yaklaşım. O sıcaklığı biz burada Reşat Bey'den sağ olsun fazlasıyla aldık. Ben görüyorum ki tüm çalışanlar aynı enerjiye sahip. Servis yapan motosikletli kurye arkadaşlarımız, ocağın başındaki ustalarımız, Kürşat ustamız. Bence bu en önemli konu. Çünkü gerçekten dediğiniz gibi gıda sektörü hata kabul etmeyen bir sektör sevgili izleyenler. Buradaki bu tecrübe çok önemli. Ama tecrübeyle, kaliteyle beraber bir de sevgi ve bu işi severek yapmak, müşterilerimize dost ve güzel yüzümüzü göstermek herhalde o yemeğin tadını biraz daha arttıracak faktörler diyebilir miyiz? Yemeğin tadını demişken bu arada yemeğimiz de hazır. Yemeğimizi alalım arkadaşlar. Yemeğimizi Hacı Yanar tavuk yaptık size. Hani biraz ürünlerimizden bahsedelim mi? Acı Yanar, biz acıyı seviyoruz. Türk milleti olarak biliyorsunuz. Bizim mutfağımızda acının her zaman bir yeri vardır. İşte Doğu mutfağı, Balkan mutfağı. Biz Balkan muhaciriz. Balkanlar olarak buradayız. Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşımıza. Sağ olsun. Biraz bu yemekten bahsedersek, az evvel bunu Kürşat ustamız pişirdi. Evet. Burada acı soslu tavuk etimiz var bildiğim kadarıyla. Şimdi bizim tavuklarımız hepsi bizim kendi özel soslarımızla marine edilmiş tavuklarımızdır. Tabii ki bunu müşterinin isteğine göre. Bu arada siz devam edin. Afiyet tamam, olsun size. Siz devam edin. Ben biraz konuşayım. Ben evet. Biraz izah edeyim. Kendi yani, olmuş mu? Biraz. Yani biraz ben abi şimdi acıyı sevdiğim için acıyı müşterinin başladım. İsteğine göre, puana göre işte örnek veriyorum 10 üzerinden 8 7 diyebiliriz, yani öyle bir seçeneğimiz var. Şimdi bunlar bizim dediğim gibi kendi imalatımız, kendi marine etmiş özel soslarımız da, yani yıllara dayana tecrübemize güvenerek yapmış olduğumuz sosları. Özel bir makarna mı? Kesme mi? Yani bizim mesela böyle yöresel makarnanın sosu birebir bize ait. Ve makarnanın şeyi de herhalde hamuru ve unu da özel bir ürün diyebilir miyiz? Şimdi hamuruna fazla şey bizim ürün demeyelim. Biz bunu sadece... Ama özenle seçilmiş yani. Tabii. Sosu... Biz bunun sosunu kendimiz yapmış oluyoruz. İşte mesela şurada yemiş olduğunuz lezzeti, tatmış olduğunuz lezzeti bizim diğer şubelerin hepsinde aynı lezzeti alabilirsiniz. Yani bu standardı, bu kaliteyi evet. Hangi şubemize gitsek mutlaka bulacağız. Gerçekten ben sevgili dostlar, özellikle Kürşat ustama çok teşekkür ediyorum. Elleri dert görmesin, ellerine sağlık ve diğer tüm oradaki çalışan ustalarımız, ocağın başındaki, servisteki ve buradaki bütün buradaki ekibinizi ben ayrıca tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Yani bence bu pandemi zamanında çok yerinde bir hizmet. Tam zamanında hani yapılmış bir organizasyon. Bence sizin ekonomi yönünüz de bu başarıya belki de katkıda bulunacaktır. Çünkü bunun iletişim ağının kurulması, reklamı, tanıtımı, bugün de yaptığımız şey mesela bir tanıtım. Evet, bu bir tanıtımdır tabii ki. Uzmanlık alanınıza giriyor. Geçmişteki gıda sektöründeki deneyimlerinizle beraber bence ekonomi ve diğer yönlerinizde Şef Plus'ı daha ön plana çıkaracağız inşallah, Allah'ın izniyle. Evet, sevgili dostlar, bizler Şef Plus'ta bu pandemi günlerinde sağ olsun sevgili Reşat Bey'e misafir olduk. Teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Cüneyt Tezcan'ı da buradan selamlayalım. Onu da saygıyla, sevgiyle buradan analım. Bu soğuk kış gününde, bu pandemi günlerinde buradaki arkadaşlarımız Şef Plus gerçekten canla başla, gayretle ve samimiyetle, en önemlisi güler yüzle siz dostlarımıza hizmet etmeye devam ediyorlar. Ben tekrar bizi ağırladığınız için her zaman bekleriz. Teşekkür ediyoruz. Sizin de son olarak dostlarımıza bir mesajınız olur mu? Dostlarımıza bu aralar tabii ki en çok söylemek istediğimiz, hani içten söylemek istediğimiz şey, öncelikle bir numaralı işimiz sağlık. Sağlık. Bu zor dönemleri hep beraber, hep birlikte aşacağız inşallah. Tabii ki buradan videoyu seyreden herkese selamlarımızı söyledik. Bu videoyu seyreden herkesi canla başta buradan misafir etmekten cidden size nasıl ulaşacaklar? Onu da söyleyelim mi Reşat Bey? Mesela Cevizli Bağ'dayız. Tam 100 yıl üniversitesi. Buradaki kampüs üniversitenin ortasındayız. Bir de Instagram üzerinden de onları da isterseniz telefon. Bize ulaşmak isteyen arkadaşlar çok basit zaten. Dediğiniz gibi Instagram'dan üzerinden ulaşabilirler veya bizim merkez hattımızdan, web sitesinden, her yerden isteyen arkadaşlar ulaşabilir.
Franchising hattımız, çağrı merkezimiz 7/24 demeyelim. 12'ye kadar açık pandemiden dolayı. Eyvallah. Ama pandemiden sonra kanunlar inşallah 7/24 evet çalışacak. Çağrı merkezinden ister sipariş, ister bayilik, franchising ile ilgili sorusu olan, yorumu olan, bize tavsiyesi olan bir arkadaşlarımız varsa 7/24 biz hazırız. Hepsine buradan. Dediğim gibi hepsine de buradan teşekkürümüzü bildiriyoruz. Yani sizler için biz varız. Sizlerin desteğiyle tabii, sizlerin iyi yorumlarınızla bizi çok, çok motive ediyorsunuz. O motiveyle biz sabah burada bismillahirrahmanirrahim işbaşı yapıyoruz. Tabii ki o güç kuvveti biz bizim müşterilerimizden alıyoruz. O enerjiyle hizmet etmeye devam ediyorsunuz. Evet sevgili dostlar, bizler de bu lezzetleri, bu tatları tadabilmeniz için sizleri Chef Plus'tan sipariş almaya davet ediyoruz. Chef Plus size telefonunuzdaki bir tuş kadar yakın. Bir tuş kadar. Instagram'dan, evet, Chef Plus yerden yazdığımız zaman ya da Chef Plus'ı Google'dan, diğer sosyal medya organlarından yazdığımız zaman telefon, sosyal medya ve mesajlarla çok kısa bir sürede size en yakın Chef Plus'tan ürünler kapınıza kadar getirecektir. Evet, bizler de Reşat Bey'e ve Kürşat Bey'e tekrar teşekkür ediyoruz. Sağlıklı ve böyle daha bu hastalığın bittiği günlerde burada dostlarımızın da bulunduğu günlerde buluşmak üzere diyoruz. İnşallah, çok inşallah, inşallah. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Sağ olun. Sevgili dostlar, teşekkür ederim.